Bu hafta fındık fiyatı hafta sonu geçe önümüzdeki hafta 23 lira 50 kuruşu buldu aslında faturalı fiyatı. Net alışlarımızda 23 lira 25 kuruş kadar oldu. Fakat cuma günü öğlenden sonra bir 50 kuruş kadar fiyatlar düştü. Fakat bu hafta tekrar canlı bir şekilde başladı. Neden canlı başladı? Ağır geliyor fındık, yeteri kadar gelmiyor. Şu anda 23 liradan alıyoruz tekrar. Önümüzdeki günlerde fiyat artışı bekleniyor mu? Önümüzdeki günlerde fiyat artışı bekleniyor. Neden bekleniyor? Yani fındık rekoltesi hiç kimsenin umduğu kadar olmadı. Yani yeterinden daha düşük, ihtiyaçlardan daha az. Bir de çiftçi gerçekten bu yıl güzel hareket etti. Nasıl güzel? İhtiyacı oldukça işine göre, borcuna göre fındık getirdi. Fazla getirmedi. Bundan ziyade okulların açılmaması, okulların geç açılması, insanların önünde geniş bir zaman olması bunlara artı getiren unsurlar oldu yani. Fındık geliyor mu? Ne sıklıkla geliyor? Fındık çıt pıt geliyor ama bence yeterince gelmiyor yani. Beklendiği kadar gelmiyor. Bazen düşünüyoruz ki acaba fındık mı yok? Ondan sonra kendi köylerimizde, bölgelerimizde araştırma yapıyoruz. Bakıyoruz ki çiftçinin en az %80'i, 75'i, 80'i evlerinde muhafaza ediyor, saklamış. Yani fındık yok da değil bence. Fındık var yani. Ama o geçen yılki rekolte yok bence. Bizim bölgemizde özellikle. Peki, vatandaşlara ne demek istersiniz mesela? Vatandaşlara söylenecek şu, çiftçi memnun, yani fiyattan memnun. Her fiyata satıyor, keyifli, memnun. Benim diyeceğim, şu anki hareket güzel. Yani bu mantıkla çiftçi devam ederse, bana göre her yıl fındığını biraz daha kıymetli, biraz daha değerli satacaktır. Bunun dışında artık çiftçi bilinçlenmiş, ihtiyacının dışında çok fazla bir mal getirdiği yok. Yani bir de geçmiş yıllarda fındıkla ilgili çok sorunlar yaşadık yani. Biz esnaf olarak özellikle fındığımızı satıyorduk. Çiftçi fındığını sattığı anda parasını almak istiyor. Biz de fındık satmak için, fındık almak için fındık satmak zorunda kalıyorduk. Fındığımıza örnek veriyorum, 20 ton fındık satıyorduk. Bugün 300 bin lira farz edelim. 300 bin TL parayı piyasadan 10 günde zor tahsil ediyorduk. Ama bugün yani bölgemizdeki güçlü bir ihracatçımız olmasından mütevellit bugün çok yüksek oranda mallar da satılsa anında saniyesinde paramızı alabiliyoruz. Bunlar güzel şeyler. Çiftçi bu şekilde devam ettiği sürece her zaman değerli satacaktır yani ürününü. Fındığın düşmesiyle ilgili bana göre kimsenin bir endişesi olmaması gerekiyor. Ama şuna dikkat etmeli bence. Herkesin bir beklentisi var. Kimi diyor ki ben 25 olunca satacağım, kimi diyor ki 30 olunca satacağım. Bence bu fındığı 25'e herkes satacak ya da 30'a herkes satacak. 25'i ya da 30'u beklememeli. Atıyorum 24,5'a satmalı veyahut da 29'a satmalı yani. Çünkü çiftçi diyor ki ya 25 oldu biz niye duymadık? Duyamıyorsun çünkü 25'i herkes satmak istiyor. Hızlı bir satış olduğu için 25'lik fındık bir anda 23'lere düşmüş oluyor.